Merhaba arkadaşlar. Bugün bir iPhone 7 Plus ve iOS 15 sürümü ile karşınızdayım. Bu videoda geçtiğimiz saatlerde, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15'in iPhone 7 Plus'a neler kazandırdığını e, incelemek üzere sizinleyim. Şimdi hemen cihazımızın e, iOS sürümüne şu kısımdan bakalım. iOS 15.0 yazılımının güncel bir şekilde yüklü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen yenilikleri anlatmaya geçeyim. İlk dikkatimi çeken şu oldu arkadaşlar. Hemen şuraya eski görüntüsünü ayarların eklerim. Görmüş olacağınız gibi eski görüntüde şu kısım menüler dümdüz devam edip bütün ekranı kaplarken burada biraz küçültülmüş ve hafif ovalleştirilmiş. Böyle bir ayarlara yeni görüntü kazandırılmış arkadaşlar. Bir de Safari'de bir yeniliğimiz var arkadaşlar. Hemen aktığımızda, Safari'nin de eski görüntüsünü şuraya yine eklerim. Eski görüntüleri şuraya ekleyeceğim arkadaşlar, farkları görmeniz adına. Safari'nin link kısmı aşağı alınmış ve linkler arasında bu şekilde geçip geçiş yapabiliyorsunuz. Artık ve şuraya bir ses butonu eklenmiş. Buraya basıp Google dediğinizde böyle bir arama yapabiliyor sizin için. Bana çok Aşırı şey gelmediydi Plus'ta. Bu özellik e, iPhone 11'de daha iyi çalışıyor. Burada daha çok böyle hani artık ben yazıyorum falan gibi gösteriyor size. E, bu link bölümünü aynı zamanda yukarıya da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şunu ayarlar kısmında göstereyim. E, ayarlardan Safari kısmına geliyoruz. Yani şu kısma. Hemen altta şurada... Sekme çubuğunun altta veya üstte olmasını ayarlayabiliyoruz. Ama ben altta daha çok sevdim. Bence siz de bir süre kullandıktan sonra altta daha çok seveceksiniz. Çünkü insan alışınca bazen daha kolay daha rahat gelebiliyor. Biz beta 1'den buraya kadar kullandığımız için artık alışmış oluyoruz sürüme. Bir de yeni özellik olarak odak özelliğimiz var arkadaşlar. Şurada odak yazıyor görüyorsunuz. Ee, yine eski görüntüsünü, denetim masasını şuraya koyacağım. Odak kısmı da e, şuna yarıyor arkadaşlar. Rahatsız etmeyi birazcık daha Apple geliştirmiş. E, kişisel iş veya uyku. E, bunlardan seçerek devam edebiliyorsunuz. Şurada yeni odak da var. E, yeni odağınızı da kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Peki nedir bu odak? Hemen şöyle bakalım. Bu odak şu arkadaşlar. Sizin belirlediğiniz ya da bu özelliği çalıştırdığınız zamanlarda sizin belirlediğiniz kişi ve uygulamalardan telefonunuz bildirim, arama, mesaj gibi şeyleri sizlere bildiriyor. Bunun dışında kalan uygulama ve kişilerden gelen arama, mesaj, bildirim gibi sizi rahatsız edecek şeyleri absorbe ediyor. Yani kapatıyor. Bunları size daha sonra bildiriyor. Odağın e, odanın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Misal kişisel odakta şöyle bir ayarlama yaptık ve devam ettik. Bu kişisel oda zamanlama veya otomasyon ekleyebiliyorsunuz. İşte eve şu saatte geliyorum. Bu saatten sonra şu odağı aç ve şu saate kadar bu odağı çalıştır diye bir ayarlama yaptığınızda evde kişisel odanız çalışıyor ve belirlediğiniz kişilerden ve uygulamalardan herhangi bildirim ses vesaire al alırken diğerlerinden almıyorsunuz ya da ben şunu fark ettim e gerçekten iş olarak e ayarladığım konuma bugün itibariyle gittiğimde e bana iş ile alakalı olan odağı çalıştırayım mı diye bir bildirim gönderdi yani iş yerinizde de konuma gittiğinizde otomatik olarak iş odaını çalıştırıp sizi sadece belirlediğiniz kişi ve uygulamaların rahatsız etmesini Daha sonrasında e, bunun haricinde kalan uygulama ve kişilerin sizi rahatsız etmemesini sağlıyor bu özellik Aslında oldukça kullanışlı ama e, biz her an her şeyden haberdar olmak istiyoruz Bu yüzden yani kendi adıma konuşayım Bu yüzden e, benim çok fazla kullanacağım bir özellik Değil açıkçası. Bir başka yenilikte hava durumu uygulamasında yapılmış. Hava durumu uygulamasının e, teması değiştirilmiş arkadaşlar. Biraz daha geliştirilmiş hava durumu uygulaması. E, ekstra aşağıda da bir grafik var şöyle. Şu grafik eklenmiş. E, buralar değiştirilmiş. Onun da şu kısmını eski e, görselini şuraya koyacağım arkadaşlar. E, şuraya koyacağımları bitirmek için bir 7 Plus daha almam gerekiyor Maalesef şu anda öyle bir maddi durumum yok. Bir yeni özellik de bildirim akşam özeti yani şuradan göstereyim hemen ee, bildirimlerde akşam özeti diye bir e, özellik getirilmiş arkadaşlar. Zamanlanmış özet. Evet burası. Hemen bunu açtığımızda bildirim almayı zamanlayın diyor. Yani nasıl oluyor bu? E, belirlediğiniz uygulamalardan devam ederek anlatayım. Mesela Bul, Cepte Tep, App Store gibi uygulamalardan diyoruz ki bir özet alalım ya da ikinci özete gerek yok. Bir tane özet alalım sabah 8'de. Seçmiş olduğumuz uygulamaların göndermiş oldukları bildirimleri toplayacak. Sadece sabah özeti olarak bir bildirimde bize tek seferde hepsini birlikte gösterecek arkadaşlar. Bu da gün içinde o bildirim karmaşasını atlamamıza yardımcı oluyor. Yani e, bildirim karmaşası oluşmuyor. Sadece belirlediğiniz zaman dilimlerinde o bildirimlere göz atmış oluyorsunuz. Böylece zamansız bir şekilde bu bildirimlere maruz kalmayıp sadece zamanında ve kısaca göz atmanıza olanak sağlıyor bu özellik. Bu da 7 Plus'ta var. E, yeni bir özellik daha sağlık uygulamasında yapılmış. Sağlık özetlerinizi burada kendiniz göreceğiniz gibi bir arkadaşınızla da bu paylaşma kısmından paylaşmanız mümkün. Bu paylaşma olayını arkadaşlar ekstra normalde fotoğraflar kısmında da yapmış. Burada da sizinle paylaşılan fotoğraflar aslında görünüyor ama 7 Plus'a bu özelliği koymamış arkadaşlar. Eğer hani sadece bende böyle gözükmüyorsa sizlerde 7 Plus'larınızda görünüyorsa yorumlar kısmında bana bildirin. 7 Plus'ta kısılan bir başka özellik de kameradan direkt text dosyası algılama. Yani şöyle söyleyeyim. Fotoğraflar veya kameradan ya da notlar kısmına yazı içeren bir fotoğraf eklerken fotoğraftaki yazıyı direkt tanıyıp kopyalamanıza direkt oradan almanıza olanak sağlayan özelliği Maalesef ki 7 Plus'ta göremiyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde nasıl kısılmış olan 7 Plus'ta göremediğimiz başka özellikler de varsa sizin fark ettiğiniz yine yorumlar kısmında paylaşabiliriz arkadaşlar. Benim 7 Plus tecrübelerim bu kadar. Kendim kullanmıyorum cihazı. Aile üyelerimden biri kullanıyor. Yine siz cihazı kullananlar olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına lütfen söyleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi seyirler, iyi günler dilerim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın.